Bugün burada sizlere önemli bir takım açıklamalar yapmak üzere bir araya geldik. Sizlerin de bildiği gibi 2014 Kasım ayından beri Akçakoca'da ilçe başkanlığı görevini yürütmekteyim. 5. kongreyle göreve geldim ve 6. kongreyle mevcut yönetimimizle birlikte devam ediyoruz. 5 tane seçim ve bir darbe girişimi başımızdan geçti. Çok yoğun bir süreçti. Bu süreçteki bütün teşkilat mensupları için, yani Türkiye genelindeki bütün Türkiye teşkilat mensupları için gerçekten yoğun, meşakkatli bir süreçten hep birlikte geçtik. İlk önce 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerini atlattık. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi, sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu, daha sonra 24 Haziran seçimleri ve en son bildiğiniz gibi daha bir ay olan, üzerinden bir ay geçmiş olan 31 Mart yerel seçimlerini teşkilatımızla birlikte birlik bütünlük içinde geçirdik. Hepimiz için gerçekten zordu. Gerçekten büyük mücadeleler verdik. Teşkilatı elimizden geldiği kadar, ben elimden geldiği kadar birlik bütünlük içinde son seçim de dahil bu motivasyonla seçimlerde azami gayret göstermeleri yönünde motive ettiğimi düşünüyorum. Seçimler sonrasında da hemen akabinde Sayın İl Başkanımıza gittim ve bu düşüncemi artık hayata geçirmek noktasındaki istişarelerimizi yaptık. Tabii bu, biz büyük bir partiyiz. Bu parti burada sadece il başkanımızla değil, belki bir takım istişarelerle bu karar alınması gerekiyordu. O yüzden işte bir aydan beri bunun değerlendirmelerini Sayın İl Başkanımız da gerekli mercilerle yaptı diyebiliyorum. Ve bugün yönetim kurulumuzla birlikte benim bu düşünceme onlar da şunu ifade ettiler. Biz seninle geldik başkanım. Seninle birlikte de görevden biz de ayrılmak isteriz. Ve biz bugün hep birlikte görevlerimizden feragat etmek üzere burada toplandık. Tabii bu kolay bir şey değil. AK Parti'nin Akçakoca gibi güzel bir ilçede ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin temsilciliğini yapmak gerçekten çok onurlu, şerefli bir görev. Ve ben de bunun hüznünü içimde yaşıyorum. Ama şartlar bizi bu noktaya getirdi. Bu şartlar parti içinden ziyade benim kendi özelimde bu 4,5 yılın yorgunluğunun artık bir yerde dinlenmeye çekilmenin daha doğru olacağını ve bizden sonra gelecek yönetimlere ön açarak daha büyük bir heyecanla bu partiyi daha iyi ilerilere taşımanın önünü açmak manasında bir karar olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ve anne babama, aileme teşekkürlerimi sunuyorum. Ve bu süreçte birlikte olduğumuz herkese haklarımı helal ediyorum sonuna kadar ve herkesten de haklarını helal etmelerini istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Basın yoluyla açıkladı. Birazdan da teslim alacağım. Gerçekten dergah başkan uzun bir süredir ilçe başkanlığı yapıyor. Ben de 6 yıl merkez ilçe başkanlığı yaptım ve ilçe başkanlığının ne kadar zor olduğunu biliyorum. İşte bütün yükü çeken, bütün bu partinin derdiyle dertlenen, vatandaşlarla muhatap olan, belki yaşadıkları zorlukları içine atıp da kimseye bir şey söyleyemeyen, işte bu ilçe başkanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah sağlık, uzun ömür versin, yolunu, bahtını açık etsin. AK Parti inşallah yarını bugünden daha güçlü olmak üzere yoluna devam eder. Bütün derdimiz budur. Evet.
Siz nasıl karar aldınız?